bugün arabamızın 100 bin bakımını yaptırmak üzere Koçarslan Honda'ya geldik. Şimdi yağ filtresi, polen filtresi ve hava filtresi değişecek ve arabanın genel bakımları yapılacak. Aracımız lifte alındı, şimdi kaldırılıyor. Evet, şu an balata kontrolü yapılıyor. Diskin yüzeyi aynalaşırsa ötme yapar. Ama ilk bakacağımız şey balata yüzeyi. Onun haricinde diski en son kayda alırız. Şu an diskimizi kontrol ettik mi? Şu an gayet güzel. Diskin yüzeyinde herhangi bir pürüz yok. Ufak bir fatura var ama çok önemli değil bu. Bir balatayı kontrol edeceğiz. Şu an ön takımı kontrol ediyor. Evet, şu an salınacak burçlarına bakıyorum. Herhangi bir problem görünmüyor. Askrotunda problem yok. Alt kotunda problem yok. Salıncak burçlarında sorun yok. Evet, ön takımı gayet güzel. Rek ayışı yeni değişmiş. Alt motor kulağı kopuk. Yani çok fazla şu hareketi yapar, gaz verip bıraktıkça. Beşiklenmeyi yapar. Evet, şu an aracımızın bakımı için parça seçmeye geldik tekrar depoya. Burada Honda'nın orijinal yağ filtresi var. Bunu da değiştireceğiz. Bunun fiyatlarını da söyleyebilir misin bize Ferhat Usta? Şöyle diyeyim, ben şimdi onu sana özel olarak ayırmıştım. Normalde şunları kullanıyoruz. Bunlar da gene birebir Vic kendi orijinal filtresidir. Bu Honda paketli, bu Honda paketsizdir. Bunun fiyatı 40 liralık bir ücrettir. Şu da tahmin ediyorum 55 lira civarı bir ücrettir. Bunlar ikisi de orijinal filtredir. Sadece kutu farkları vardır. Şu da hava filtresidir. Direkt yurt dışında Honda'ya deneme filtresi olarak yapılmış filtrelerdir. Servisten alacağınız filtreyle birebir kalitesidir. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun da fiyatı 40 lira. Hava filtresi. Bu polen filtresi. Ben bunu şimdi kameraya çekeceğin için getirdim. Bu düz standart polen filtresidir. Gene deneme filtresi olarak yapılmıştır. Ama biz şimdi bunu kullanmayacağız. Ben sana Wunder'in karbonlu olan polen filtresini taktıracağım. Onu da görelim mi? Tabii ki. Bu da karbon filtredir. Yetkili servislerin şu anda 100-120 lira civarı kullanmış olduğu polen filtresidir. Bunun da fiyatı gene 40 liradır. Evet, şu an şeyde serviste 155 lira diyorlar. 155 mi? Polen filtresine 155 lira. Hava filtresine filtresine 105 lira. Yağ filtresine de 65 lira deniyor şu an. Doğru. Serviste. Şu son zamlardan sonra artık biz de bilmiyoruz servisi. Bunlar kaliteli. Biz neden bunu kullanacağız? Karbonu kullanacağız şeyden ziyade. Dışarıdaki kokuyu da içeri vermiyor. Gelen pisliği çok daha rahat tutan bir filtredir. Yani sağlığımız için en iyisi şu an bu. Çünkü ücretler aynı fiyatlar dahilinde. Evet. Aynı fiyatlar dahilinde olduğu için en kalitelisi bu. Evet, yağımız. Yağımız Castrol 10-40 olarak kullanacağız aracı. 10-40 magnetik. Şimdi yağımızı boşaltıyoruz. Eski filtremizi söktük. Şimdi ön balatalara bakıyoruz. Şu an balatanın sertliğine bakıyorum. Metal yoğunluğuna bakıyorum. Evet. Metal yoğunluğu fazla. TRV bunlar. Bu da ses yapmasına neden oluyor. Isındığı zaman daha çok. Aşağı trafikte kaldığı zaman
çok fren dur kalk olduğu için aşırı ısınmadan dolayı balatalar ses yapıyor, ötme sesi yapıyor. Hangi marka balatayı önerirsin bunlar ya için? Bizim daha çok kullandığımız Honda'lar için Blueprint'ler var. Blueprint'ler muhteşem balata, hakikaten. Bu işin son noktası diyebilirim. En ağır arabalarda, CRV'lerde dahi ses yapmıyor. Evet, şimdi hava filtremizi değiştiriyoruz. En son çalıştırdıktan sonra kontrol edeceğiz. Yağ filtresine yağı çektikten sonra. Evet. Sonra ekleme yapabiliriz diyor. Gerekirse ekleme yapılacak. Bir de tekrar bobin kontrolü yapacağız şimdi. Oksitlenmeyi engellemek için kontak spreyimiz var. Elektronik spreydir. Bunu kullanacağız ki ateşlemeyi daha, iletkenliği daha çabuk, daha çok olsun. İletkenliği sağlar. Oksitleri temizler. Soketlerimizin içine sıktık. Aynen. Artı buji geçiş yerlerine sıkacağız. Burada da iletken vardır. Evet, şimdi ön bobinleri sökeceğiz. Evet. Onları da aynı işlemi uygulayacak. Antifriz bomometresiyle antifriz oranını ölçeceğiz arabamızın. Çok fazla eksi, yani radyatörde eksi 30'larda, bu blokta daha fazla anlamına gelir. Şu yani an durumu iyi yani. Çok iyi. Eksilerde. El frenimizde de bir boşluk vardı. Bununla ilgili hayal yapıyor. Evet, farlarımızı da kontrol ettik. E-frenimiz de bitti. Bakımı bitti. Şimdi Ferhat Usta'mla teste çıkıyoruz. Bakımımız bitti. Ödeme yapacağız. Fiyatlar hakkında bilgi alacağız. Standart bir bakım ne kadara mal oldu? Ortalama 400 lira gibi bir maliyet taşıyacaktır. Oldu. Teşekkür ederiz. Eline sağlık Ferhat Usta. Sağ ol. Teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.